أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إلى آخر الآيات قل حبيبم söyle de ki إنما أعظكم بواحدة sizlere sadece ve sadece bir şeyle vaaz edelim. Sizlere sadece ve sadece bir hususta nasihat ederim, öğüt veririm. Bu iyi anlaşıldığı zaman her şey anlaşılmış olur. Nedir o? En tekumu lillah. Allah için efendim kalkmanız, ayağa kalkmanız metna ve furada ikişer ikişer olarak veya tek tek her birinizin ayağa kalkması. Ayağa kalkmak demek burada yani işe girişmek demektir. İşi ele almak demektir. İşe önem vermek demektir. Bir işe koyulmak demektir. Evet. Allah için yani ayağa kalkın ve sümme tetefekkeru sonra iyice tefekkür edin. Sizden bir şey istiyorum diyor Resulullah Efendimiz. Allah için yani ayağa kalkın, sonra düşünün, tefekkür edin, araştırın, soruşturun, düşünün kendi kendinize, birbirinize sorun, anlamaya çalışın. Ma bi sahibikum min cinne. Yani sizin arkadaşınızda, arkadaşınız sizinle beraber olanda, yani ben de delilik var mıdır, yok mudur? Böyle slogan atar gibi deli diyorsunuz. Ama bir araştırın bakalım yani. Bu deli demeniz, bana deli demeniz bir tespit midir yani? Bunu tespit ederek mi söylüyorsunuz? Yoksa kafadan atarak mı böyle? Şimdi burada çok derin düşünmek lazım. Önce daha evvel de söyledik. Çünkü Kur'an ayetlerinde çok geçiyor. Her peygambere bahusus da peygamberlerin peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme deli denmiştir. Kendisine deli denmeyen bir peygamber geçmemiştir. Toplum bir insana niye deli der acaba? Neden? Yani aklı başına insanlar, birbirini tanıyan insanlar, peygamberi çok iyi tanıyan insanlar. Çünkü her peygamber kendi toplumunun içinden çıkmıştır. Onlar mesela Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. فَقَدْ لَبِسْتُ ف۪يكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِ
Ben sizin aranızda peygamberim demeden evvel uzun bir zaman yaşadım. 40 sene yaşadım. Aranızda yaşadım. Yani 40 senemiz gecesiyle, gündüzüyle beraber geçti. Hiç benimle yalan, böyle sahtekarlık, iftira, daha başka böyle yüz kızartıcı, insanı aşağılayan, hiçbir yön, hiçbir taraf, hiçbir davranış bende gördünüz mü? Resulullah Efendimiz soruyor. Gördünüz mü bende? Peygamberim demeden evvel 40 yaşına kadar, ki o yaşa kadar insan daha böyle tecrübesizdir. Daha cahilce bir takım sözler, bir takım davranışlar ortaya koyabilir. Toydur. Ama 40 yaşında hatta idâ belâğe eşuddehu ve belâğe erbe'ine sene, olgunluk çağına ulaştığı zaman, yani 40 yaşına ulaştığı zaman buyruluyor. Demek ki 40 yaşı olgunluk yaşıdır. Şimdi gençliğimde, çocukluğumda, gençliğimde, efendime söyleyeyim, Allah'ın peygamberiyim demeden öncesine kadar yalan konuşmadım, iftira etmedim, böyle hiç delilik yapmadım. Ben de bunu görmediniz. Şimdi ben peygamberim dediğim gün nasıl deli olurum? Yani bir kendinize gelin diyor Resulullah Efendimiz. Habibim onlara de ki, bak size bir nasihatim var. Ayağa kalkın, düşünün. Gerçekten bana deli diyorsunuz da gerçekten bende delilik gördünüz mü? Yani neyi mi gördünüz deli olarak? Deliye benzer ne, hangi yönüm var benim? Bunu araştırın. Eğer tespit ederseniz deliliğimi, ben de kabul edeyim bunu. Ama siz deli. Böyle ya insana deli demekle bu iş oluyor mu? Sözün bir mesnedi olması lazım. Bir dayanağı olması lazım sözün. Söylediğin sözün. Sen akıllısın, birisine deli diyorsun ama sen mesnetsiz konuşuyorsun, sen akıllı, o deli, öyle mi? Siz akıllı, ben deli, öyle mi? Bana iftira atıyorsunuz. Aklı başına adam, benim gibi geçmişi bu kadar parlak bir insana deli der mi? Nasıl dersiniz bana deli? Bir daha yeniden düşünün diyor Resulullah. Size nasihat ediyorum. Bir daha düşünün. Tefekkür edin. Araştırma yapın. Bakın bakalım delilik var mı bende? Şimdi burada üzerinde çok durulması gereken birkaç nokta var ama biz az duracağız tabii. Bir tanesi bu. Yani bakıyorsunuz ki peygamberim diyen insanların hepsine müşterek olarak bir yafta vurulmuş. Nedir? Deli. Her peygambere denmiştir bu. Kur'an ayetleriyle sabit. Estağfirullah. كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ Peygamber gelmemiş ki ona sihirbaz veya deli denmesin. Deli. Mecnun. İşte bu Nuh Aleyhisselam'a denmiştir. Bu İbrahim Aleyhisselam'a denmiştir. Musa Aleyhisselam'a denmiştir. İsa Aleyhisselam'a denmiştir. Son olarak da evet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de denmiştir bu deli. Şimdi burada bir vaka var. Nedir o? Resulullah Efendimiz'e toplumun deli demesi. Bu bir gerçek. Denmiş bu yani. Bu denmiş. Peki burada problem toplumda mı? Deli diyende mi? Yoksa kendisine deli denilende mi sıkıntı var? Kimde problem var?
Efendim? Toplumda. Çünkü bunlar yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar bunlar. Bunlar tezvirat yapıyorlar. Öyle mi? Öyle. Peki neden diyorlar ama? Şimdi yani böyle deli diyenler de hakikaten çoluk çocuk değil yani. Toplumun ileri gelen adamları ve dünyanın başından sonuna kadar her peygambere deli denmesi acaba neden olmuştur? Tamam, deli diyenler yanlış demişler ama neden demişler? Bunu da düşünmek lazım. Her toplum peygamberine neden deli diyorsun? Ey Müslümanlar, burayı da şöyle görmek lazım. Yani o peygamberlerin deliliğinden dolayı değildir bu. Yani deli nasıl? Dengesiz işler yapar, dengesiz, ölçüsüz konuşur, ipe sapa gelmez konuşur. Ne bileyim, oturmasını kalkmasını bilmez. Toplumda bir yeri olmaz böyle. Hani deli işte bilinen zeka özürlü insanlar. Hiçbir peygamberde toplum bunu görerek deli dememiştir. O toplum peygamberinin yani aklını kaçırmış bir deli olmadığını en iyi bilen insanlardır. Peki neden deli demiştir? Evet. Ey Müslümanlar, iki çeşit delilik vardır. Birisi yani akıldan yana bir delilik, zeka özürlülük. Bu yok peygamberlerde. Bunu peygambere deli diyen de biliyor. Onlar da biliyorlar bunu. İkinci bir delilik vardır. O da içtimai manada. Yani bugünkü kurbağa diliyle sosyal delilik. Yani şimdi bakıyorlar ki mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alalım. 40 yaşına kadar Resulullah Efendimiz belki toplumun ahlaksızlıklarına hiç katılmamıştır. Toplumun ahlaksızca işlerine hiç iştirak etmemiştir Resulullah Efendimiz. Ama sonuçta o toplumun bir ferdi olarak yaşamış. Fakat 40 yaşında öyle şeyler söylemeye başlıyor ki, öyle şeyler söylemeye ve öyle işler yapmaya başlıyor ki toplumun mantığı bunu almıyor. Mantığı almıyor. Ne diyorlar mesela? Ne diyorlar? Mâ semi'nâ bihâdâ fî âbâinel evvelîn. Biz babalarımıza, dedelerimize böyle bir şey görmedik, duymadık diyorlar. Ya senin söylediklerini hiç biz duymadık. Ondan sonra çünkü لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَا اُنْدِرَ آبَاؤُهُمْ. Öyle bir toplumu sen korkutup uyaracaksın ki o toplumun âbâ ecdadı hiç uyarılmamış. Onlar hiç din, diyanet, peygamber, kitap görmemişler. Dolayısıyla sen onların babadan, dededen hiç görmedikleri bir şeyi söyleyip babadan, dededen hiç görmedikleri şeyleri yapınca bu sefer onlar bu delidir diyorlar. Yani toplum Mersin'e gidiyor, bu tersine gidiyor diyorlar. Aslında doğrusuna giden Resulullah'tır. Toplum tersine gidiyor ama biz yani babalarımız, dedelerimiz hep yanlış mıydı? Bizim bugün yaşadığımız bu hayat yüzyıllardan beri süre gelen anlayış dediler. Yani bu deliliği bu manada görmek lazım. Şimdi ve burada son noktaya gelelim. Bizim peygamberimizde olan şey, yani şimdi Resulullah'ın sünneti diyoruz değil mi? Sünnet. Sünnet ise niye? Resulullah Efendimiz'in sünneti denince, ey Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden bir tanesi kendisine deli dedirtmesidir.
deli dedirtti kendisine. Yani öyle bir yaşayış ortaya koydu ki toplum ona deli dedi. Deli dedirtti Resulullah Efendimiz. Bu bizim için de bir sünnettir. Binaenaleyh yani bizim de kendimize deli dedirtmemiz lazımdır. Ama şimdi senin ölçüsüz, dengesiz işlerinden, sözlerinden toplum sana deli deyince sen sünnet üzere olmuşsun demek değil. Burası çok ince bir çizgi. Yani Türkçe olarak açık konuşalım. Peygamber'e neden deli denmiştir? Allahu Teala'nın dinini tam yaşadığından. Demek ki Allahu Teala'nın dinini tam yaşayana ne derler? Deli derler. Şaşmaz bir kanun. Bana demiyorlar. Demek tam yaşamıyorum. Derler mi? Tam yaşarsam derler. Dedirtmezsem, kendime deli dedirtmezsem demezler. Yani akıllı gibi hareket ederim böyle. Aman kimse deli demesin, gülmesin dersem deli demezler, gülmezler. Ama bu sefer de Allah-u Teala'nın dinini tam yaşamış olmam. Yani kainatın efendisine deli denecek, bana denmeyecek. Neden? Ona niye deli dendi? Bu dini yaşadığından. Bu dini yaşadığı için ona deli denmiştir. Bana deli denmiyorsa nedendir? Bu dini tam yaşamadığımdandır. Kitabına uyduruyorum demek. Onun gibi yaşasam ona denen bana da denir ve de denmelidir. Bu da sünnettir. Bir insana deli denmesi, bir insanın dinini yaşadığı için insanları kendisine deli dedirtmesi Resulullah'ın sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Burası böylece arz olunur. Bir diğer mühim husus şudur ey Müslümanlar. Bakınız. Şimdi tamam biraz daha iyi anlıyorsunuz ama bu memlekette işte la ilahe illallah la ilahe illallah yeter. Muhammedun Resulullah şart değildir. Dendi. Bu tabii ne demektir? Nasıl bir dinsizlik ve gavurluktur? Ayrı bir fasıl. Ayrı bir husus. Benim söyleyeceğim şu. Bunu söyleyenler yani şunu, şu temayı işliyor. Hangi tema? Yani Allah-u Teala'nın birliği esastır. Resulullah Efendimiz'in peygamberliği ayrıntıdır. Teferruattır demektir bu. Yani çünkü La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye biz biliyorduk. Sonra birliğe çık dedi ki hayır La ilahe illallah yeter. Muhammed Resulullah yani olmasa da olur. Şimdi böyle denilen diyenlere karşı söylenen bu söze karşı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman birçok ayeti kerime ki dersimizin ayeti de böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani deli olmadığı akıllı olduğu ve peygamberim demekte deliliğinden bunu demediği hususu ehemmiyetle ifade ediliyor. İşte ayet-i kerimede bak düşünün diyoruz. Bende delilik var mı yok mu? Ya niye düşünelim? Varsa ne olur yoksa ne olur? Ne demek ne olur? Beni bilmeden bir şey bilemezsin ki. Bir insan peygamberine deli dediği takdirde o insanın la ilahe illallah demiş olmasının ne kıymeti var ki? Zaten diyemez ki. Niye? La ilahe illallah ne demektir? Allah'tan başka ilah yok. Doğru mu bu? Doğru. Tamam. İyi ama la ilahe illallah diyen insanlardan bunu Allahu Teala'dan duyan bir fert var mıdır? Allah diyor kuluna ki benden başka ilah yok. La ilahe
illallah, la ilahe illa ene, hiç ilah yok, tek ben varım diye Allah'tan duyan bir mümin var mıdır dünyada? Yoktur. La ilahe illallah'ı Allah-u Teala'dan duyanlar Allah'ın peygamberleridir. Sen peygamberi yok saydığın zaman, o zaman peygamberin Allah'tan getireceğini de yok saymışsın. Yani Muhammedur Resulullah'ı yok saydığın zaman la ilahe illallah'ı da yok saymış olursun. Niye? Çünkü sana Muhammed la ilahe illallah'ı duyuracak olan Allah değildir. Soruyorum işte. Allah-u Teala'dan doğrudan doğruya benden başka ilah yoktur diye duyan var mıdır? Hiç yoktur. Biz la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok diyor muyuz? Diyoruz. Kimden duyduk bunu? Bunu bize kim duyurdu? Resulullah Efendimiz. Peki sen bir insana deli dedikten sonra onun söylediklerinin ne önemi kalır ki? Zaten la ilahe Muhammed Resulullah şart değil diyen insanlar vahyin altyapısını çökertmeye çalışıyor ki onun üzerine kurulan vahiy de çöksün. Yani la ilahe illallah'ın temeli Muhammedur Resulullah'tır. Temeli çökertmek istiyor ki binayı çökertsin. Zannetmeyin ki esas la ilahe illallah'tır, Muhammedur Resulullah teferruattır. Hayır. Esas Muhammedur Resulullah'tır. Sen Muhammed Mustafa'yı Allah'ın Resulü olarak inanacaksın ki Allah'ın ona söyledikleri senin için bir ve onun da sana söyledikleri senin için bir mana ifade etsin. Bir insana deli dedikten sonra o insanın dedikleri senin için bir mana ifade eder mi? Bir insanı deli sayacaksın, sonra onun söylediklerini dikkate alacaksın. Almazsın ki. Onun için Resulullah Efendimiz yani Allah-u Teala'nın emriyle yani illa kendini, Resulullah Efendimiz kendini ispata çalışıyor. Kulların kârı için, yoksa Resulullah'ın buna ihtiyacı yok. Ama bizim kârımız için onu tanımalıyız ki Allah'ı tanıyalım. Öyle büyük bir gavurluk ve dinsizlikle karşı karşıya geldik ki böyle bir gavurluk dünya hiç görmemişti. La ilahe illallah demek yeter, Muhammed Resulullah şart değil diyenin gavurluğu hiç görülmemiş bir gavurluktur. Bunu böyle kafanıza koyun. Bu gavurluğun hiç eş emsali geçmedi dünyada. Yani bir toplum bir adama deli dedikten sonra, adama deli gözüyle baktıktan sonra o adamın söyledikleri o toplum için bir mana ifade eder mi? Eder mi? Allah-u Teala'nın söylediklerini bizim duymamız, Allah'tan duymamız mümkün değil. Çünkü Allah bizimle konuşmaz. Allah-u Teala'nın söyleyeceklerini bizim duymamız ancak ve ancak Allah'ın Resulü'yle olur. Ve Allah'ın Resulü'yüm diyen insana deli dediğin zaman, delinin sözü senin için bir değer ifade etmez. Bu sefer sen Allah'ın diyeceklerini nereden duyacaksın? Kimden duyacaksın? Peygamber'e deli dedin. Kimden doğruları duyacaksın? Burayı insanlar anlamak istemiyor ya. Yani Vehhabi zihniyeti, ki Vehhabilik bir İngiliz projesidir. O zihniyetin temelinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i önemsizleştirme yatıyor. Vehhabilik zihniyetinin temelinde Resulullah'ı önemsizleştirmek, itibarsızlaştırmak yatıyor. Çünkü İngiliz'in projesidir. Allah-u Teala'nın dinini çökertmek için Resulullah Efendimiz'in itibarını çökertmeye çalışıyorlar. Öldü gitti diyorlar. Mesela. Ölmüştür. Postacıydı, haşa. Postacı. Yani postacı, Resulullah'a hakarettir bu ya. Bir insan Resulullah'a hakaret edince kafir olur. Gidin Mescid-i Nebevi'ye, Osmanlı'nın yaptığı kısım hariç, kendilerinin yaptığı hiçbir yerde Muhammed ismini bulamazsınız. Hiçbir yerde yazmazlar. Allah ismi var,
Muhammed ismi yoktur. Niye? Güya Allah-u Teala'nın isminin yanına konulmazmış. Ya sen güya çok tevhid ehliyim gibi göstererek gavurluk yapıyorsun ula. Sen gavurluk yapıyorsun. Ayet-i kerimede Muhammedun Resulullah ayeti yok mu? Var. Orada Muhammed kelimesi Allah'la beraber zikrediliyor. Sen mescidin hiçbir köşesine Allah'ın isminin yanına Resulullah'ın ismi koymuyorsun. Sanki biz koyunca yani Allah'ın ortağının ismi diye koyuyoruz. Biz Resulullah'ın ismini oraya ne diye koyuyoruz? Allah'ın ortağı değil, Allah'ın Resulü diye koyuyoruz onu oraya. Sen niye koymuyorsun? Çünkü Resulullah'la problemin vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın Mescid-i Nebevi'de duymuştum. Buyurdular ki bu kardeşinize, bunların Resulullah'a hiç itibarları yok. Bak ifade aynen böyle, ben efendiye iftira atmıyorum. Bunların Resulullah'a hiç itibarları yok. Yani çok itibarları yok demiyor, hiç yok diyor. Resulullah'a hiç değer vermiyorlar. O zaman Allah'a değer vermiyorsun demektir. Çünkü sen İngiliz projesinin ya ajanısın ya kurbanısın. Üçüncüsü yoktur. Ey Müslümanlar, Allah-u Teala'yı dert eden için en mühim mesele Resulullah'tır. Zaten ayet-i kerime çok meşhur. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ Kim Allah-u Teala'yı ummuyorsa değil. Allah-u Teala'yı ummayanlara bir şey yok. Allah-u Teala'yı kim umuyorsa onun örneği Resulullah'tır. Allah-u Teala'ya kavuşmanın çaresi Resulullah'tır. Tek yolu Resulullah'tır. Hiç başka yolu yok sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi piyasada efendim yani sünnet böyle önemsizleştirmeye çalışılıyor. Yani güzel ama tabii şu anda daha önemli işler var. Resulullah Efendimiz'den daha önemli ne iş vardır? Kimin işi Resulullah'ın işinden daha önemlidir la? Bu doğrudan dinsizliktir, gavurluktur. Allah-u Teala'yı umanlar için en mühim tutacakları şey Resulullah'tır. Allah öyle buyuruyor. Beni umanlar Resulüme baksın. Bir başka ayetinde فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Bana uyarsanız Allah sizi sever. Bir insanın cennete cemalullah'a kavuşması için Allah-u Teala'yı sevmesi değil, Allah-u Teala'ya sevilmesi. Allah seni sevecek ki seni cennetine alsın. İşte Allah-u Teala diyor ki Resulüm kullarıma söyle ki bana uyarsanız Allah sizi sever. Allah-u Teala'nın bizi sevmesini Cenab-ı Hak Resulüne uymamıza bağladı. Yani Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgili kulu olmanın çaresi de Resulullah'tır. Bütün merci Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir adamın Allah diye derdi olmazsa onun Resulullah diye de bir derdi olmaması çok tabiidir. Adamın Allah diye derdi yok ki. Birisi de sordular, ezan okundu mu? Dedi, namaza gözüm yok ki ezana kulağım olsun. Bir adamın Allah diye bir derdi yoksa onun Resulullah diye bir derdi haydi yoktur. Ama bir adamın derdi Allah'sa onun çaresi, çözümü Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet-i seniye onun için mühimdir. Ey Müslümanlar! Resulullah'sız, yani şu an o yok, sünneti var. Sünnetsiz ne iman olur ne ibadet olur. Ne demek bu? Yani biz şimdi inandık diyelim ama Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin onun iman tarzına uygun olmayacak şekilde inansak bu iman kabul edilir mi? Edilir mi? Edilmez. Bizim imanımız Resulullah Efendimizin imanına, onun beyanına göre olacak. Estağfirullah. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer kul insanlar
Ey Resulüm, senin ve sahabenin inandığı gibi inanırlarsa hidayettedirler. Senin gibi inanacaklar. On sonra Es'ad billah. Âmener Resulü bimâ unzil ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Bak ayet her yastan sonra okutuluyor bize. Peygamber kendisine indirilene inandı. Peygamber inandı. Peşinden vel mu'minun, müminler de inandı. Nasıl inandı? Peygamber gibi. Sonra küllün hepsi. Hepsi yani başta peygamber, peşinde ümmeti, âmene billah, Allah'a inandı. Ve melâiketi meleklerine, ve kütübü kitaplarına, ve rusulihi peygamberlerine, lâ nüferrikü beyne ahadim min rusulü, peygamberlerin hiçbirini diğerine ayırmayız diyerek bütün peygamberlere inandılar. Bak görüyor musunuz? İmanda önümüzde Resulullah, arkasında biz. Demek ki imanda bile biz sünnete muhtacız. İbadet, şimdi ikindi namazını kıldık. Bir defa ikindi namazı diye Kur'an-ı Kerim'de ikindi namazı diye bir isimle böyle bir namaz yoktur. İkincisi, böyle bir namazın tarifi de yoktur. Biz bunu sünnetten alıyoruz Resulullah'tan. Demek ki Müslümanlar hem imanın hem ibadetin yani kulluğun çaresi, şartı ümmetliktir. Allah-u Teala'nın kulluğunun çaresi Resulullah'a ümmet olmaktır. Yolu budur. Başka bir yoldan Allah'a kul olmuş olamazsın. Kulluk yaparsın da kabul olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak ne buyurdu? Ben Resulüme uyanları seviyorum. Bu bakımdan Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için tek çare Resulullah'ı tanımaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Onu iyi tanıyacağız ey Müslümanlar. Bugün bütün sıkıntı bu ümmetin peygamberini tanımamasıdır. Bu da kendiliğinden olmadı. Bu bir projenin mahsulüdür. Bir proje uygulandı üzerimizde. Nedir o proje? Bizimle peygamberimiz arasında çok perdeler indi. Nereden belli? Ya baksana işte mesela bizim gençlerimizin hayranları var. Halbuki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gören, bilenin başka hayranı olmaz ki. Olur mu? Efendim? Olmaz, olmamalı. Neden var? Resulullah'ı tam göremiyoruz ki. Perdeler var arada. Bir insan güneşe bulutsuz bir havada baktığı zaman kamaşız. Ondan sonra karşıdaki dağa baksa dağı görmez. Dağı bile görmez. Niye? Güneş kamaştırdı. Ama bu havada güneşe baksan, bir saat baksan güneşe, ondan sonra yerdeki pireyi bile, karıncayı bile görürsün. Niye? Kamaşmıyorsun. Neden? Güneşin ışığı zayıflamadı. Arada perde var, bulut var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu güneşten daha fazla kamaştırandır. O bu güneşten de güneştir. Bu güneşin de güneşidir. Peki neden kamaşamıyoruz ona? Niye biz ondan başkasını görebiliyoruz? Onu tam göremediğimiz, araya bulutlar soktular. Bu güneşle bizim aramıza Allah bulut sokuyor. Resulullah güneşiyle bizim aramıza da İslam düşmanları bulut sokuyor. O bulutları aradan kaldırdığımız zaman, Resulullah Efendimiz'le kamaşıp kaynaştığımız zaman meselenin hallolacağı kesindir. Yani Resulullah'ı tanımak lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Bak diyor ki, ya iyi düşünün diyor, bende delilik var mı diyor. Bu ne demektir? Resulullah'ın kendini tanıtmaya çalışması. Peygamberini tanımayan bir insan Allah'tan bir şey alamaz. Çünkü Allah'tan gelenlerin oğlu Resulullah'tır. Odur. Her çeşmenin neye ihtiyacı var? Musluğa. Çeşmeyi yaptık. İçi su dolu. Ama musluk yoksa çeşmenin duvarlarını yalayarak su içemezsin ki. Çeşmenin suyunu akıtan kimdir? Nedir? Musluktur. Bu bakımdan Allah'tan gelen Resulullah Efendimiz de bize geliyor. Onun için Resulullah Efendimiz'i çok iyi tanıyacağız. Sünneti önemsiz sayan ya haindir, kasıtlı yapıyor
Ya gafildir, yani hiçbir şeyden haberi yok. Arkadaşlar, hainin de gafilin de sözüne bakılmaz. İster hacı olsun, ister hoca olsun. Sünneti önemsizleştiren insanlar, bu insanların sözüne, sohbetine bakılmaz. Bakılmaz. Senin peygamberini önemsiz göstermeye çalışan bir insan, onun düşmanı değilse gafildir. Gafilin de sözüne bakılmaz ki. Ama bunlar hep bilinçli yapıyorlar bunu. Bugün işte iman zamanıdır, sünnet zamanı değildir sözü hep bir projenin gereğidir. Buna karşı çok uyanık olacağız. Sünnetsiz hiçbir şey olmaz. Sünnetsiz iman olmaz, sünnetsiz ibadet olmaz. Sünnetsiz kulluk olmaz. Evet. İn huve illa nedirun lekum. O Resulullah hiç başka değil, sizin için bir nedir, bir korkutucudur. Beyne yedey azabin şedid. Çok şiddetli bir azabın önünde sizi korkutup, sizi uyaran, sizi azaptan koruyan ve kollayandır. Bak, tanıtıyor Resulullah bize, görüyor musun? Kul Habibim, de ki onlara, مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. Eğer sizden ben bir ücret istediysem o sizin olsun. İstedim mi? İstemedi. Yani ben mal için veya efendim işte etrafım çoğalsın, efendim ben reis olayım, baş olayım için size bu peygamberliği yapmıyorum. Ücret istemiyorum. Sizden bir ücret, bir karşılık, karşılık yani. Hiçbir karşılık beklemiyorum sizden. İneciye illa alallah. Benim karşılığım Allah'a aittir. Bana Allah verecek. Sizden ne tebrik bekliyorum, ne taltif bekliyorum, ne takdir bekliyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir beklentim yok sizden. Ben bunu sırf Allah için yapıyorum. Ve huve alâ kulli şeyin şehid. O her şeye şahittir. Allah-u Teala her şeyi görüyor. Kul Habibim, de ki inne rabbi, Rabbim şüphesiz yakdifu bil hak, hakkı atar. Allah hakkı, yani böyle nasıl ki bomba atarsın, orayı bomba ne yapar? İmha eder. Allah-u Teala hakkı batılın üzerine atıyor, Allah batılı imha ediyor. Eğer öyle olmasaydı var ya, bugün bu İslamiyet neden hala vardır? Düşmanı olmadığından mı? Yani düşmanlar var ama İslam'a ilişmediler. Kalsın, İslam'da yaşasın, o da dindir, olsun mu dediler. Asla, gece gündüz İslam'ın kökünü kazıtmak için asırlarca çalıştılar ama başaramadılar. Başaramadılar. Eğer onların çalışması netice verseydi, cami, cemaat, Müslüman, din, iman, böyle bir şey bugüne kadar mümkün değil canım. Mümkün değil. Allah-u Teala buyuruyor ki, وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ. Öyle büyük planlar, tuzaklar hazırladılar ki, وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ. Ama onların planları Allah'ın yanındadır. وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Onların plan ve projeleri dağları dibinden, kökünden devirecek kadar büyük idi. Ama dini deviremediler. Başaramadılar. Şu anda hala uğraşıyorlar. Şu anda hala uğraşıyorlar. Neye uğraşıyorlar? Dinsiz bir dünya olsun. Yani İslam dini olmasın. Bunu yıkmaya uğraşıyorlar. Türkiye'de de bunun mücadelesi veriliyor. Güneydoğu'da bunun mücadelesi veriliyor. Orta Doğu'da da bunun mücadelesi veriliyor. Uzak Doğu'da da bunun mücadelesi veriliyor. Neyin? İslam olmasın. Ama ey kafirler! Bunu sizden evvel dedeleriniz dediler ve bunun için çalıştılar ama başaramadılar. Siz de başaramayacaksınız. Yalnız kafirliğinizle kalacaksınız. Gavurluğunuzla kalacaksınız. Zalimliğinizle kalacaksınız. Bu arada da tabii şehitler olacak, gaziler olacak, yiyip yatanlar olacak, Allah'ın dini için ayakta duranlar olacak. Dünya böyle kervan yürüyor ikili bir şekilde. Evet. Allamul gıyub. Gayipleri hakkıyla, her yönüyle bilen
Allah-u Teala hakkı batılın üzerine atıyor buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. Takabbelallah, barakallah. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve meşâihina kâfeh ve ilâ ruhina. Efendi babamız khâsah ve ilâ ruhan şeyhina ve imam tarikatina ve hâdînâ ilâllâhil hâc Mahmudul Ufuk kudsesül khâsah lillâhi teâlâ. El-Fâtiha.